hatırlattı ama daha önemlisi ki konuşmanın büyük bir bölümünde buna işaret eden kulisleri aldığımızı belirtmiştik. Cemal Işıkçı davası kapatıldı. Suudi Arabistan'a verildi. Bugün fiili gen soru görüşmeleri konusunda CHP ısrarcı olacak. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de bunu vurguladı. Bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışı konuşuyor. Türkiye kadınlar ne zaman sokağa, ne zaman yürüyüşe, ne zaman caddeye çıksa saldırıya uğrama tehdidiyle karşı karşıya kalıyorlar. Bu utanç gündemiyle boğuşuyor. Ne zaman yaşam hakları konusunda protesto eylemine çıksa da müdahalelerle karşılaşıyorlar. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra kadın cinayetlerini durduracağız platformu var. Birçok kez bu meselelerde görüşlerini almaya çalıştığımız derneklerden biri. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu derneğine bir kapatma davası açıldı. Gerekçe ahlaka aykırı faaliyet. Şimdi okumak istiyorum efendim. Bu kapatma davasında kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek iddiasıyla kadın cinayetleriyle mücadele konusunda isminden de belli olduğu üzere aslında bu isimde bir derneğin olması Türkiye'nin ayrı bir utanç gündemi. Bu bambaşka bir konu. Buna ihtiyaç duyulması. Bunlara takılmıyoruz. Biz gidiyoruz ahlaka aykırı faaliyet yürütmek suçlamasıyla bir dava açıyoruz. Şimdi bu dava açılmış. Şikayetlerde bir iddia yer alıyor. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun açıklamasında var. İddiaya göre efendim kadın haklarını savunma kisvesi altında bu dernek aile mevhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladığı iddia ediliyor. Şimdi cümleyi anlamak için de biraz çaba sarf etmek gerekecek. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunda defalarca bağlantı yaptığımız Fidan Ataselim. Şu anda telefon attığımızda bu son dakika gelişmesini konuşmak istiyoruz. Fidan Hanım merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Fidan Hanım beni duyabiliyor mu arkadaşlar? Ben duyamıyorum. Merhabalar. Sesim merhabalar. Geliyor mu? Merhabalar. Şimdi geliyor Fidan Hanım. Nedir bu davanın anlayamadığımız gerekçesi? Kanuna ahlaka aykırı faaliyet yürütmek. Nasıl yorumluyorsunuz merak ediyorum bu son dakika gelişmesini. Siz çok iyi özetlediniz. Bundan başka bir şey yok zaten. Böyle söyleyebilirim size. Hı hı. İçi boş, bir şey bulmaya çalışıp bulamamaları tam bir rezalet. Yani bir hukuk devletinde miyiz yoksa herkesin, daha doğrusu gücü elinde bulunduranların istediğini yapabildiği bir ülkede miyiz diye sormak isterim. Ben ama ilk olarak hemen ardından şunu da belirtmek isterim. Bizi dinleyen, bu haberi izleyen bütün kadın arkadaşlarımıza, LGBTQ arkadaşlarımıza, bu tür saldırılar şimdiye kadar bizi hiç yıldırmadı, korkutmadı, sindirmedi. Şimdi de derneğimize yönelik kapatma davası açmışlar hukuksuz bir şekilde. Kim açmış Fidan Hanım bu davayı? Dernekler Müdürlüğü şikayeti üzerine savcılık davaname hazırlıyor ve davaya dönüşüyor. O açıdan tamamen hukuksuz bir iddialarla karşı karşıyayız. Zaten şöyle de düşünmek lazım. Buna da o açıdan şaşırmamak da gerek. Maalesef ki böyle bir ülkedeyiz. Her gün nasıl ki kadın cinayetlerini durdurmak için mücadele ediyoruz, aynı zamanda o davaları takip ediyoruz ve kadınlar için adaletin yerine gelmesi için uğraşıyoruz. Ve hep eleştiriyoruz, değil mi, ayrımcı indirimleri, çok seviyorum dediği için indirim alanları ve buna karar verenleri. Şimdi bu meselenin dönüp dolaşıp kadın cinayetlerini durdurmak isteyen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğimize dönüp bu saldırının geliyor olması da herkesin, kamuoyunun vicdanına bırakıyorum diyebilirim. Fidan Hanım şunu sormak istiyorum. Kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile mevhumunu yok sayarak aile yapısını parçalamak. Ne anlıyorsunuz bu suçlamadan? Yani bu kadın haklarını savunmak kisvesi altında aileyi ortadan kaldırıyormuşuz, parçalıyormuşuz. Şimdi aile meselesi başka bir tartışma konusu olabilir ama Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'nin yürüttüğü çalışmalar la bu anlatılan şeyin arasında bir alaka yok. Bir şey kisvesi altında bir şey yapma ihtiyacı duyan kadınlar değiliz, binlerce milyonlarca kadınlar. Yaşam hakkı mücadelesi veriyoruz biz. Eşit ve özgür yaşama hakkı mücadelesi veriyoruz. Daha dün haberlerde bir kadının çocuğu kucağında nasıl darp edildiğini gördük sokak ortasında. Evet. Daha geçtiğimiz hafta ve bu hafta içerisinde öldürülen kadınların haberlerini duyuyoruz.
o açıdan ne anlatılmak isteniliyor? Ya da daha doğrusu bu okuduğunuz cümle ne olduğunu bile anlayamadığımız, anlamlandıramadığımız cümleyi dikkate alan merciler kendi sorumluluklarının ne olduğunu düşünüyorlar. Bunu dikkate almak da başlı başına bir sorumsuzluk örneğidir. Bu yetkili mercilerin ilgilenmesi gereken şey 6284 sayılı yasayı etkin uygulamak. Etkin uygulanması için mücadele eden kurumları, örgütleri, kolektif yapıların önerdikleri, ortaya koydukları mücadelenin mücadeleye saygı duymak olabilir. Ama tam tersine engel olmaya çalıştıklarını görüyoruz. Neden engel olmaya çalışıyorlar? Çünkü bunun bir sebebi var. Bunu söylemek isterim. Çünkü yıllardır kadın cinayetlerini durduracağız platformu olarak 2010 yılından beri her ay kadın cinayeti verisi yayınlıyoruz. Her ay. Bakanlıklar yapmadı bunu. Şimdi yapmaya başladılar ve bu sefer de şüpheli kadın ölümlerinden hiç bahsetmiyorlar. Kadın cinayeti dememeye çalıştılar uzun yıllar boyunca. Aşk cinayeti, kıskançlık cinayeti, namus cinayeti, türlü adlandırmalar koydular. Aile içi şiddet sonucu öldürülen kadınlar dediler kimi zaman sadece, ama kadınlar sadece aile içinde öldürülmüyordu. Bunları yapmadılar. 6284 sayılı yasayı hep beraber bütün kadınlarla, örgütlerle çıkarmayı başardık. Bu sefer uygulanmasıyla karşılaştığımızda uygulamıyorlar. 6284'ü yetkili mercilerden daha çok biz işlerlik kazandırmışızdır. Bunu yani çok net söyleyebilirim size. Peki. O yüzden öldürülen kadınların aileleri bize başvuruyor. O yüzden şiddete uğrayan kadınlar bize başvuruyor. Yetkili mercilere güvenmiyorlar çünkü. Çünkü tutarsız hareket ediyorlar. Bu haliyle özellikle İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın geri çekilmesi ardından siyasi iktidarın çeşitli hamleler yaptığını görüyoruz. Olumlu adımlar atıyor gibi gözükmekle birlikte hala eksiklikleri olan ya da zaten şimdiye kadar yapmalı gereken şeyleri dile getiriyorlar. Çünkü o boşluğu kapatmaya çalışıyorlar. İstanbul Sözleşmesi boşluğunu, ama o boşluğu hiçbir şekilde kapatamayacaklar. Kapatamazlar çünkü. Biz de mücadelemizle hem İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğiz, hem de kadın cinayetlerini durdurma mücadelemizi zaten durdurmak mümkün değil. Çünkü biz sadece dernekten ibaret de değiliz. Bunu da söylemek istedim. Peki, peki. Kapatmaya kalkıyorlar. Bunun sonuna kadar sahip çıkacağız dernek güzel kişiliğimizi de kapatamayacaklar. Hukuksuz iddialar bunların hepsi. Ama aynı zamanda da binlerce kadın olduğumuzu hatırlatmak isterim. O yüzden hiç kimse dostlarımız dert etmesinler. Biz yine bir arada hep beraber mücadelemizle, dayanışma içerisinde bütün kadınlar, LGBTQ artılar için mücadelemize devam edeceğiz ve bir çağrıda da bulunmak isterim bitirirken. Bugün bir açıklama yayınladık. Yakın zamanda bizim de haberimiz oldu. Ve hafta sonu cumartesi günü saat 4'te Kadıköy Rıhtım'da buluşacağız. Bütün kadınları, LGBTQ artıları, kadın örgütlerini davet ediyoruz. Demokratik kamuoyunu davet ediyoruz kadınları. Peki. Fidan Hanım, çok teşekkür ediyorum. Kısıtlı zamanda hızlıca bir bağlantı kurduk sizlerle. Bu son dakika gelişmesi Türkiye'nin konuşması, tartışması gereken en temel meselelerden birine işaret ediyordu. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim efendim. Nasıl bir davayla karşı karşıya bırakıldı? KDCP ahlaka aykırı ibare bu şikayet dilekçesinde. Gerçekleri konuşacağız. Saat 14'te Türkiye Büyük Meclisi. Bir bakanın ya da başbakanın, bir hükümetin, yönetenlerin yani yürütmenin bir kusuru varsa bu meclis hesaba çekerdi genç soruyla. Aldılar o yetkiyi. Bugün o yetkiyi fiilen geri getiriyoruz. Fiilen. Uluslararası anlaşmada genç soru olsaydı eğer geçmişteki gibi önce genç soruyu veren parti 10 dakika, genç soruyu verenler adına bir kişi, sonra partiler 20'şer dakika konuşacaktı. Bugün bir uluslararası anlaşmada 10 dakika ve 20 dakika, sanki genç soru yetkimiz varmış gibi olsaydı hükümete soracağımız soruları bugün Meclis Genel Kurulu'nda soracağız. Fiilen bir genç soru veriyoruz. Konumuz Cemal Kaşıkçı cinayeti.
Türkiye topraklarında geldiler. Tek başlarına gelmediler. Yanlarında adli tıpçılar getirdiler. Bir muhalif gazeteciyi Türkiye topraklarında